Nemrut'tan sonra gelen baş kafirdi Hızır Aleyhisselam'ın babası. Emir vermişti. Hızır Aleyhisselam'ı bulun ve bana getirin. Getiremeyenlere ölüm fermanı yazılmıştı. Bulduğunuz yerde öldürebilirsiniz denmişti. Çünkü Hızır Aleyhisselam, babası ve Nemrut gibi putlara ve kendi insanlığına tapmıyorlardı. Ve bir adaya sığınıyor Hızır Aleyhisselam. Kendisine ağaçların arasında bir çardak yapıyor. Orada ibadete başlıyor. Dünyadan, saltanattan, anneden, babadan, eşten, dünyevi bütün duygu ve düşüncelerden sıyrılarak kendini Cenab-ı Allah'a veriyor. Yediği sadece ormanlıkta biten meyvelerdi. Bir gün Hızır Aleyhisselam denizin kenarında abdest alırken yerde baygın bir halde yatan iki kişi görüyor. Yaklaşıyor, iyice bakıyor ki onları tanıyor. Memleketinin büyük tüccarlarıydı onlar. Bir tahtanın üzerinde birbirlerinin ellerine tutuşmuş oldukları halde dalgalar onları sahile atmıştı. İkisi de baygındı. Acıdı onlara Hızır Aleyhisselam. Onlara yardım etti. Onları çardağına götürdü. Tedavi etti. Günlerce baktı onlara. Hep onların bu adaya nasıl geldiklerini düşünüyordu. Birkaç gün sonra kendilerine geldiği zaman sordu. Nedir bu durumunuz? Onlar ıssız bir adada tanıdık bir yüze kavuşmanın verdiği sevinç ile, "Efendimiz, bizler gemiyle yolculuk yapıyorduk. Dalgaların kalkmasıyla gemimiz battı ve sadece biz ikimiz bu tahtanın üzerinde sağ kalabildik. Ve burada sizinle karşılaştığımız için de çok şanslıyız. Buradan eve gidebilmek mümkün mü?" dedi. Hızır Aleyhisselam, "Hayır, gidemezsiniz." dedi. "Buradan eve gitmeniz mümkün değil," dedi. "Siz çok uzaklaşmışsınız. Ama bir şartım var. Kabul ederseniz, sizi göz açıp kapayıncaya kadar evinize bırakırım," dedi. "Nedir şartınız?" heyecanla sordular. "Yıldızlara tapmayı bırakın. Yıldızları, bütün kainatı, hatta bizleri yaratan Cenab-ı Allah'a inanın. Sadece O'na ibadet edin. Eğer bunu kabul ederseniz, göz açıp kapayıncaya kadar sizi evinize götürürüm." "Anlatın efendim," dedi. "Kabul ediyoruz." Hızır Aleyhisselam onlara Cenab-ı Allah'ın varlığını anlattı. Birliğini tebliğ etti. Onlar da kabul ettiler. Ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen o kısa bir zaman içerisinde kendilerini memleketlerinde buldular. Ama Hızır Aleyhisselam'a vermiş oldukları sözü unuttular. Hemen Hızır Aleyhisselam'ın babasına koştular. "Efendimiz, efendimiz, ne oldu?" dedi. "Sakin konuşun. Oğlunuzu gördük," dediler. Hadiseyi Melik'e anlattılar. Melik onlara sordu, dedi ki, "Yani oğlum birkaç aylık yolu göz açıp kapayıncaya kadar size bir anda kat etti, öyle mi?" "Evet," dediler. "Bu mümkün değil," dedi. "Mümkün değil." "Evet efendim, mümkün değil. Biz de nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama oldu," dediler. O mecliste bulunan iyi niyetli bir eşraf onların kulağına eğildi. "Sizi nankörler," dedi. Kulağına fısıldadı. Melik onlarla birlikte o adaya asker gönderiyor. Ama orada Hızır Aleyhisselam'ın izine rastlamadılar. Melik onları idam etti. Kendisine yalan konuştuğu için. Laf dinlememenin cezasını burada bir kez daha görüyoruz. Ümmeti Muhammed'in başına ne geldiyse laf dinlemediği için gelmiştir. Böylece onlar da Hızır Aleyhisselam'a vermiş oldukları sözde durmamanın bedelini canlarıyla ödediler. Hızır Aleyhisselam'ın yılları ibadet ile geçerken, Nemrutlar ve onların yolunda giden o melik, halka olan zulmünü, zorbalığını günden güne arttırmaya başlıyordu. O günden sonra Hızır Aleyhisselam tebdili kıyafet ederek halkın arasında dolaşmaya başladı. Ama kimse onun Belya olduğunu, diğer namıyla
Hızır aleyhisselam olduğunu bilmiyordu. Kendi memleketinde tanıyan olmadı onu. Tebdili bir kıyafet ile, tanınmaz bir kıyafet ile geziyordu. Ve Hızır aleyhisselam bundan böyle hep onlardan biri gibi insanların arasında dolaşacaktı. Oysa ki babası öyle mal, mülk, servet sahibiydi ki Nemrut'tan sonra gelen en büyük zengin, en büyük makama sahip olan ama kafir olan, putlara tapan bir insandı. O saltanatını, babasının makamını Allah'a tercih etmişti. İnsanlar Nemrutların zulmü altında inim inim inliyor. Tüm kainatı cehalet kaplamış, zulmet kaplamış. İnsanlar yollarını şaşırmış. İnsanlar mabudu unutmuşlar. Beylere, heykellere, putlara, yıldızlara, aya, güneşe, sihirbazlara, Nemrutlara tapıyor. Halbuki şu anda bile böyle insanlar var mı? Var. İnsanlara tapan insanlar var. Olur mu canım öyle şey? Bizim insanımız insana tapmaz diyorsunuz belki. Soruyorum, üzerine giydiğin kıyafeti gerçekten Allah rızası için mi giyiyorsun? Yoksa acaba insanlar beni bu şekilde beğenir mi diye giyiyorsun? İş yerinde bir yanlış olduğu zaman acaba düzgün bir ifadeyle Allah rızası için gerçekten müdahale edip uyarıyor musun kalp kırmadan? Yoksa bana ne canım, ben hoca değilim, bir şey değilim diyerek neme lazım mı diyorsun? Eğer bunları yapıyorsan, birilerinden çekinip korkuyorsan, kardeşim, senin insana tapmamaktan gayrı, senin insanı Allah'a tercih etmemenden başka ne çıkar burada? Kullar kendi menfaatlerini maalesef ki Allah'ın rızasının önüne koyduk. Belki güneşe, aya, sihirbazlara tapmıyoruz. Ama insanlar ne der diye yaşıyoruz şu hayatı. Ve Hızır aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi, insanlara doğru yolu gösterecek olan, onlara sana nasıl ibadet edileceğini öğretecek bir peygamber gönder. Allah'a yalvarıyor. Ve İbrahim aleyhisselam dünyaya şeref veriyor. İbrahim aleyhisselam, Hızır aleyhisselamın amcasının oğlunun bir torunudur sevgili kardeşlerim. Yani başka bir ifadeyle Hızır aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in dedesinin amcası oğludur. Hazreti İbrahim'in dedesinin amcası oğludur Hazreti Hızır, Hazreti İbrahim'in. Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam Halilullah olarak bilinir. Allah'ın dostu. Keldani kavmine gönderilen büyük bir peygamberdir İbrahim aleyhisselam. Babası mümin olan Taruh, annesinin adı da Emile'dir. Baba adı Taruh, anne adı da Emile'dir. Bunları bilin. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın da dedelerindendir. Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki o bölgede doğuyor. Yani Urfa'da doğduğu, yine Urfa'da Nemrut tarafından ateşe atıldığı tevatür derecesinde kuvvetlidir sevgili kardeşlerim. Yani öyle bir uydurma rivayet değildir. Urfa'da doğmuştur ve yine Nemrut tarafından orada ateşe atılmıştır. Kahinler tabi Nemrut'a doğacak olan bir erkek çocuğun saltanatını yıkacağını söyledikleri zaman Hazreti İbrahim aleyhisselamın annesi Emile Hanım onu aynı şehir dışında, tıpkı Hızır aleyhisselama benzer İbrahim aleyhisselamın da hayatı. İbrahim aleyhisselamı da annesi yine mağarada doğuruyor, herkesten gizliyor. Sonra İbrahim aleyhisselamı annesi mağaradan çıkarıp eve getiriyor. Derken o şekilde kimseden habersiz bir şekilde büyütüyor. Yani Hızır aleyhisselamla Hazreti İbrahim aleyhisselamın kaderi birbirine çok benziyor. Onun da annesi mağarada doğurmuştu. Tabii adı İbrahim idi. Hazreti İbrahim yeryüzüne bir nur oldu. Yeryüzünü aydınlattı ki dışarıya ilk çıktığı zaman yıldızların, ayın ve güneşin ilah olmayacaklarını daha çocuk yaşta söylüyordu İbrahim aleyhisselam. Hatta küçük yaşlarda herkes putlara taparken o Allah'ın varlığını, birliğini ilan etmişti.
putları, heykelleri ilah olarak kabul etmedi. Halkın bayram ve seyrana çıktığı bir günde de o meşhur hadise gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam puthaneye giriyor. Putlara şöyle bir bakıyor, seyrediyor. Diyor ki insanlar kendi elleriyle ilahlarını yapmış. İlahlarının gözlerini de kıymetli mücevheratlarla süslemiş. Şunların haline bak diyor. Kendilerine bile bir faydası yok. Üzerine konan bir sineği bile kovamıyorlar. Deyip insanların haline hem acıyor hem de acı acı tebessüm ediyor. Ve sonra ya Allah deyip eline baltayı alıyor. Putların arasına dalıyor. Bütün putları, bütün heykelleri kırıyor. Ama büyük puta dokunmuyor. Tüm put ve heykelleri yerle bir ettikten sonra da baltayı da büyük putun boynuna asıyor. Tabii akşamüstü insanlar büyük bir zevkle, neşeyle şehre geldikleri zaman üzerinden o küfür dumanları kalkmaya başlıyor. Bütün insanlar adeta çıldırmak üzere. Sığındıkları o ilah dedikleri heykeller kırılmış. Kim bunu yapabilir diye araştırdılar ama yol bulamadılar. Yolu kim gösterdi? Şeytan aleyhillâne bir insan şekline girip yol gösteriyor. Bunları İbrahim bu hale getirdi diyor. Ve onu arayıp bulun diyor. Hazreti İbrahim yakalanıyor. Nemrud'un huzuruna çıkarılıyor. Efendimiz, put ve heykellerimizi kıran genç budur diyorlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam soruyorlar ona, diyorlar ki sen mi kırdın? İbrahim aleyhisselam onlara cevaben, balta diyor, büyük putun boynunda olduğuna göre belki o kırmıştır diyor. Hiç putlar diğerini kırabilir mi diyor. Kendilerine sorun diyor, belki söylerler. Yahu diyor hiç putlar konuşur mu? Hazreti İbrahim aleyhisselam beklediği cevabı almıştı. Öyleyse insanlarla konuşmayan, sizleri duymayan ve herhangi bir şeye güç yetiremeyen bu putlara neden dua ediyorsunuz? Neden tapıyorsunuz? Kendilerine gelen belayı, hatta üzerine konan bir sineği bile kovamayan güçsüz heykellere neden sığınıyorsunuz? Cevap veremeyince Hazreti İbrahim'i ateşe attılar sevgili kardeşler. Nemrut ve onun bütün avaneleri, ayak takımı toplandı, put ve heykellerine zarar veren insanın yakılışını seyredeceklerdi. Nemrut kimdir? Bu arada onu da söyleyeyim. Hazreti İbrahim aleyhisselam döneminde yaşayan Keldani kavminin en zalim hükümdarıdır. Dünyanın meskun bölgelerine hakim olan 4 kişi vardı. 4 insan dünyanın her tarafına hükmediyorlar. 4 insan, yani 4 kişi dünyaya hakim olmuş. İkisi mümin, ikisi de kafir idi. Müminler Hazreti Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselamdır. Kafirler ise Nemrut ile Buhtun Nasır adında bir zalimdi. İlk taç giyen kişidir. Gurur, kibir, safahat, cehaletinden dolayı maalesef ilahlık davasında bulunuyor. İnsanların kendisine secde etmesini emrediyor. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut ve Keldanileri Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine davet ediyor ama maalesef inanmadıkları yetmiyormuş gibi onu haftalarca toplanan bir ateş yığınının üzerine atacaklar. Bakalım neler oluyor. Gökte melekler, yeryüzünde insanlar hariç bütün mahlukat Hazreti İbrahim için ağlıyor. Hatta güvercinler dağlar gibi yükselen o ateşi söndürmek için gagaları ile su bile taşıyorlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken büyük bir tevekkül ile Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekil. Bu acıklı hadiseyi de bir köşede seyreden bir isim var. Hızır aleyhisselam. Ona soruyorlar. İnananlar. Ona yardım edemez miyiz diyorlar Hızır aleyhisselama. İbrahim'e yardım edemez miyiz? Hızır aleyhisselam, biz ona yardım edemeyiz. Onun yardımcısı Hazreti Allah'tır. Onun bizim yardımımıza ihtiyacı da yoktur. Hayvanlar İbrahim aleyhisselam için ağladığı halde
insanlar çığlık atıyorlar, seviniyorlar. Putlarımızın ve heykellerimizin düşmanını yok ettik diyorlar. Ama her şeyden habersiz olanlar Allahu Teala'nın emrini duymazlar. Mevla ateşe hitap ediyor. Estaizu billah. Kulna ya naru kuni berdav ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim için serinlik ol, selamet ol, esinlik ol dedi Mevla. Cenab-ı Allah'ın keremiyle, emriyle ateş Hazreti İbrahim'e karşı serin ve selamet oluyor. Onu yakmıyor. Hani şu an gittiğiniz o balıklı göl var ya, Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş, işte su, odunlar, balık ve o yerde güllük gülistanlık bir yer oluveriyor. Diyor ya, Hüda kadirdir, üşütmez kar içinde, soğukluk halkeder Mevla, ol nar içinde. Allah-u Teala Hazretleri, Melekuz Zilli, hatta tecvidli okursak, Melekuz Zilli adında bir melek var, gölge meleği. Bu gölge meleğini İbrahim Aleyhisselam'ın suretinde gönderiyor. Melek geliyor, İbrahim Aleyhisselam'ın yanı başına oturuyor. Onunla ünsiyet kuruyor. Cebrail Aleyhisselam cennetten bir ipek gömlek getiriyor. Cennetten sergi getiriyor. O sergiyi yere seriyor ve İbrahim Aleyhisselam'ı da üzerine oturtuyor. O gömleği de İbrahim Aleyhisselam'a giydiriyor. O da onunla beraber oturuyor. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. İnsanlar ne zannediyor? Ateşin içinde yanıyor zannediyor. Bu güzel hadisenin karşısında birçok insan ateşin sonunda imana geliyor. Ama Nemrutların kini, küfrü daha da artıyor. Hızır Aleyhisselam o ara şükür secdesine kapanıyor. Müminler seviniyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam sohbet ediyorlar, bilgi alıyorlar ve ona gelen Hanif dinini Hızır Aleyhisselam da kabul ediyor sevgili kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam'a ilk iman edenlerden biri de Hızır Aleyhisselam oluyor değerli kardeşlerim. Daha ne zamana kadar insanlık insana kul ve köle olacaktı? İnsanlığın özgürlüğünü kazanma zamanı gelmemiş miydi? O dönemde de dünyanın değişik yerlerinde güçlü krallar vardı. Bu krallar halka her türlü zulmü de reva görüyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendilerinin taptıkları putlara, heykellere, güneşe veya herhangi bir nesneye tapmayan müminleri en kötü işkencelerle öldürüyorlar. Şu anda olduğu gibi. Herkes bizim gibi düşünecek, bizim gibi ibadet edecek, bizim gibi olacak diyorlardı. Aklını kullanan varsa, aklıyla Allah'ı bulan varsa, putların, heykellerin, ayın, güneşin, yıldızların, ateşin, diğer nesnelerin ilah olmayacağını bilen akıllı insanlara bin bir türlü zulüm, işkenceler yapılıyordu. Bunlara da bir dur demek lazımdı. Ve Hızır Aleyhisselam, yeryüzünde Allah için savaşacak, mazlum ve güçsüzlere yardım edecek bir ordu arıyor. Daha önce Abid'den öğrendiği İsmi Azam duası vardı. Geçen bölümde anlatmıştık onu. Ne dedi Abid ona? Sana öyle bir dua öğreteceğim ki, o duayı okuduğun zaman Allah'tan ne istersen Allah kabul eder. İsmi Azam duası. Acayip bir duadır. Ya Rabbi dedi, yeryüzünde ilahi kelimetullahı, Allah'ın adını yüceltmek için savaşacak, mazlum ve mağdurlara yardım edecek, zayıfların elinden tutacak, kimsesizleri koruyacak, yeryüzüne adalet, sevgi, hoşgörü, barışı getirecek güçlü bir mümin gönder. Ve Cenab-ı Allah Hızır Aleyhisselam'ın duasını kabul ediyor. O dönemde yeryüzünde zalim kafirlerle savaşmak ve insanlığa hak duyurma görevini Mevla Zülkarneyn Aleyhisselam'a veriyor. Zülkarneyn Aleyhisselam da dua ediyor. Ya Rabbi, bana dinini yaymayı, insanlara şeriatını tebliğ etme vazifesini verdin.
bu büyük vazifeyi eda edebilmem için de bana güç ver, kuvvet ver, insanların arasında hangi ilimle, hangi adaletle hükmedeceğimi bana bildir dedi. Allah-u Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Sana verdiğim vazifeyi yapabilmen için kuvvet ihsan ettim. Göğsünü açarım, her şeye gücün yeter hale getiririm. Anlayışını açarım, konuşmanı genişletirim. Kulağını açarım ta ki uzakları işitirsin. Basiretini genişletirim, çok uzakları görürsün. Her şeyi nüfuz edersin. Her şeyi sağlam yaparsın. İstediğin her şeyi ihsan edeceğim dedi. Sana heybet vereceğim. Hiç kimse sana kötü gözle bakamayacak. Ben sana yardım ederim dedi Allah. Hiçbir şey sana zarar veremez. Seni kuvvetlendiririm. Hiçbir şeye yenilmezsin. Kalbine kuvvet veririm. Hiçbir şeyden korkmazsın. Bir de Allah-u Teala ona nur ve zulmeti yani aydınlık ve karanlığı Zülkarneyn Aleyhisselam'ın emrine veriyor. Onları asker yapıyor ona. Aydınlık onun önünde yol oluyor, karanlık ise arkasından muhafaza ediyor. Ve bir de Allah-u Teala Zülkarneyn'in emrine bulutları ve başka vasıtaları veriyor. İlim, kudret, bütün güzellikleri veriyor Zülkarneyn Aleyhisselam'a. Bir de beyaz ve siyah olmak üzere iki tane sancak veriyor Allah. Zifiri karanlık olan gecede beyaz sancağını açınca sanki güneş doğmuş gibi ortalık aydınlanıyor. Gündüz savaşırken de düşman askerinin karanlıkta kalmasını arzu ettiği zaman siyah sancağını açıyor. Ve düşman tarafı tarifi de imkansız bir şekilde zifiri karanlıkta kendi tarafı aydınlık, düşman tarafı karanlık. Böylece düşmana kısa zamanda galip oluyordu Zülkarneyn Aleyhisselam. Bunu da söyleyeyim, Zülkarneyn Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam teyze çocuklarıdır. Hatta Hızır Aleyhisselam bir rüya görüyor. Zülkarneyn Aleyhisselam'a Allah-u Teala bunları vahyettikten sonra Zülkarneyn Aleyhisselam Hızır'a gelip teyze oğlu diyor, senin rüyan gerçek oluyor. Hangi rüyam? O küfür ile savaşma rüyan. Hani sen hep şirk, küfür, zulüm ehliyle savaşmayı düşlüyordun ya dedi. Evet, işte o gün bugündür. Nasıl dedi? Cenab-ı Allah dedi bana kafirlerle savaşma emri verdi. Eğer münasip görürsen seni de ordularımın başına komutan, kendime de baş vezir tayin etmek istiyorum. Hızır Aleyhisselam büyük bir sevinçle kabul ediyor. Teyze oğlu diyor, benim en büyük rüyam Allah'ın emriyle kafirlerle, zalimlerle savaşmaktı zaten diyor. Çok şükür ki bu rüyam gerçek oluyor diyor. Ve Hızır Aleyhisselam teyzesinin oğlu Zülkarneyn Aleyhisselam'a vezir oluyor. İşte Hızır Aleyhisselam'ın yeni görevi böyle değerli, salih, alim, Cenab-ı Allah'ın kendisine vahiy gönderdiği büyük bir zatın vezirliğini, komutanlığını ve hocalığını yapıyor. Hızır Aleyhisselam inancı için melik olmayı terk etti. Onun bu güzel davranışına karşılık da Allah-u Teala ona vezirlik rütbesini verdi. Hızır Aleyhisselam'ın önünde yeni bir çığır açılacak şimdi. Bundan böyle insanlardan kaçıp gizlenmesine gerek yok. Çünkü büyük bir ordunun komutanıdır. Yıldızı parlayan büyük bir devlet adamının veziridir. Topyekün bütün insanlığın terbiye edicisi hocasıdır. Ve bundan böyle bütün hayatı Hızır Aleyhisselam'ın cihad ile geçiyor. Nemrutlara karşı, dinsizlere karşı, zulme karşı, cehalete karşı teyzesinin oğlu olan Zülkarneyn Aleyhisselam'a Allah yeryüzüne hak dinini yayması için, insanların dimağlarına tevhid inancını yerleştirmesi için birçok nimetler, birçok üstünlükler veriyor. Bir de Hızır Aleyhisselam'da gizli ilim vardı. Hani ledün ilmi dediğimiz, sadece Allah tarafından verilen ledün ilmi Hızır Aleyhisselam'a verilmişti. Yani Allah tarafından bazı kullara da verilir bu. Sadece seçilmiş olan kullara değil, mümin kullara da verilir bu. Bu daha çok zikirle gelen bir şeydir. Kul Allah'ı ne kadar çok zikrederse Allah-u Teala ben ona bilmediklerini kendi tarafımdan öğretirim buyuruyor. İşte bu gizli ilimdir. Yani herhangi bir hocadan alınmaz, herhangi bir insandan alınmaz. Tamamen bu ilim sevgili kardeşlerim, kimden alınır? Allah Celle Celaluhu'dan.
Ve İbrahim aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Beytullah'ı inşa ettiler. Dün bir soru sormuştum Instagram'da. İlk hacca giden kimdir demiştim. Birkaç tane de seçenek sunmuştuk. Bazı kardeşlerimiz şurayı kaçırdılar. Herhalde yanlış anladılar. Çünkü yaklaşık 500 tane cevap var. Bunların sadece 38 tanesi doğru. İbrahim aleyhisselamla oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam Kabe'yi ilk inşa edenler. İnşaatını, yapılışını yapanlar. Kabe'nin tamamlamasından sonra Hazreti İbrahim bütün insanları hacca davet ediyor. İlk hacca giden ise Hızır aleyhisselam ile Hazreti Zülkarneyn'dir sevgili kardeşlerim. İlk hacca giden Hazreti Hızır aleyhisselam ile Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamdır. Çok uzak mesafeden hatta Hazreti İbrahim'in davetini işitiyor. İşitir işitmez ordularıyla beraber Kabe'ye koşuyorlar. Tabi Hazreti İbrahim'in bulunduğu o mübarek topraklara geldiği zaman Hazreti İbrahim'in mübarek ayaklarının altını öpen o kutsal topraklarda atla gezmek edebe uymaz diyor. Çünkü buraya İbrahim aleyhisselam basmıştır. Onun bastığı bu topraklara, o ayağının altını öpen bu topraklara atla girmek edebe uymaz düşüncesiyle Hızır aleyhisselam başta olmak üzere bütün ordu atlarından aşağı iniyorlar. İbrahim aleyhisselam onları karşılıyor. Onların bu iyi niyeti, bu güzel davranışından dolayı da Hazreti İbrahim onlara dua ediyor ki bir de Halil İbrahim sofrası deriz ya, o da İbrahim aleyhisselamdan gelen bir kelimedir. Çok cömert idi. Tek başına sofraya oturmaz idi. İlla birilerini bulur getirir sofrasına oturtururdu. Yine aynı şekilde koca orduyu misafir etti. Bütün orduya yedirdi, içirdi. Tabi Hazreti İbrahim'e olan bu tevazu saygıdan dolayı da Allah-u Teala Zülkarneyn aleyhisselama bulutları müseher kılıyor. Bakın tevazu çok önemli bir şeydir. Kim tevazu gösterdiyse Allah onu yüceltti. Balıkların arasına Mevla dedi ki sizin karnınıza dedi ben bir peygamberimi koyacağım. Bütün balıklar, balinalar, yüksek büyük balıklar hepsi şaha kalktılar. Dediler ki ben en büyüğüm, herhalde benimkine koyacak dedi. Ama Yunus balık dedi ki ben kimim? Allah'ın peygamberini karnımda taşımak kim dedi. Tevazu gösterdi. Alçak gönülle davrandı Allah-u Teala o vesileyle Yunus balığın karnına. Yine Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman bir evde misafir olacaktı. Tabi o şehrin zenginleri hepsi kendileri öne atıldı. Ama Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri dedi ki ben kimim şu garip halimle koca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı evimde misafir etmem nerede dedi. Allah-u Teala ona nasip eyledi. Musa aleyhisselam bir dağ ile konuşacak. Bütün dağ, yüksek dağlar hepsi yükseldiler. Benle konuşacak dediler. Ama Tur-i Sina dağı küçük bir dağ idi. Ben kimim ki dedi. Allah'ın nebisiyle benim vesilem ile konuşmak kim dedi. Allah-u Teala ona nasip etti. Yine Osmanlı ecdadımıza baktığımız zaman bir Kur'an'ın karşısında ne kadar çok böyle kendilerini aşağıda tutup ona o kadar saygı, tevazu göstererek kaç yüz küsür sene dünyaya hükmettiklerini bu vesileyle görmüş oluyoruz. İşte onlar da İbrahim aleyhisselama saygıdan, edepten dolayı, tevazudan dolayı atlarından aşağıya indiler. Allah-u Teala da onların bu tevazusundan, saygısından dolayı Zülkarneyn aleyhisselama bulutları müseher kılıyor. Yani bu ne demek? İstediği zaman istediği yere bulutlar onu, bütün askerlerini, hayvanlarını, harp aletlerini bulutlar taşıyordu sevgili kardeşlerim. Akıl gözüyle bakarsan öyle şey mi olur dersin. Ama Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya zor var mı? Yok. O dilerse olmak zorundadır. Yani kısacası buradan şunu da anlayalım. Tevazu edeni Allah yükseltir. Evet. İbrahim aleyhisselamdan biraz hikmetler anlatayım size. Konu buraya gelmişken.
Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a biliyorsunuz ki 10 suhuf göndermişti. Hikmet ve hidayet kaynağı olan o mübarek suhuflardan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam, Zülkarneyn Aleyhisselam ve o dönemin bütün insanları hep tebliğ ettiler. Kur'an-ı Kerim ayetleri gibi düşünün. Hatta o suhuflarda ne yazıyor merak ediyor musunuz bilmiyorum ama birkaç tanesini şöyle not aldığım kadar söyleyeyim. Diyor ki, yavaş yavaş insanoğluna rızık taksim edilmiştir. Haris mahrumdur. Bahil yani cimri mezmumdur. Hasetçi mağmumdur. Yani her zaman üzüntülüdür hasetçi. Bir adam haset ediyorsa devamlı üzüntülüdür. Hiç sevinmez o adam. Sevinemiyor adam çünkü. Kardeşinin mutluluğunu paylaşamıyor. Ve hasetçi aynı ot, koyunun ot yediği gibi kendini yer bitirir. Bak bu tür ifadeler ta İbrahim Aleyhisselam'ın suhuflarında yazıyor. Dünya devamlı değildir yazıyor. Rızkı veren hay ve kayyum olan Allah'tır diyor. Ey insanoğlu, haydi yola, yol azığını da al çünkü yolculuk uzundur. Hafif ol ki çünkü geçit dardır diyor. Mal, mülk, servetle buradan geçersen ağır olursun. Burası dardır, geçemezsin, dikkat et diyor. Amelini ihlaslı yap çünkü deyyan olan Allah basirdir, görür. İnsanlar için mi namaz kılıyorsun, sadaka veriyorsun yoksa kendin için mi yapıyorsun? Yani Allah rızası için mi yapıyorsun? Allah onu iyi görür. O yüzden amelini ihlaslı yap diyor. Ey müptela ve mağrur, mal mülk sahibi, seni dünyaya dünyalıkları toplamak için göndermedim diyor İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda. Ve mazlumun isteğini karşılaman için gönderdim. Çünkü kafir de olsa ben onu reddetmem diyor mazlumsa. Akıllı kimseye aklına mağlup olmadıkça vakitleri tayin etmek lazımdır. Bir vakitte Rabbine münacaat etmeli, Allah'ın yarattıklarını düşünmeli ve bir vakit nefsini hesaba çekmelidir insanoğlu. Yemek içmek ayrı dursun, bir yerden de Allahu Teala'yı tefekkür ve tezekkür etmesi lazım. Çünkü sevgili kardeşlerim, insan düşünmezse varlığın karşılığını göremez. Ne demektir bu? Bugün bir insan içtiği suya, yediği meyveye şöyle 5 dakika bakıp düşünse, kış aylarında yediğin portakal, yediğin mandalina, efendim elması, hurması, bak şöyle bir Allah için şöyle bir bak, de ki Allah bunu kimin için yaratmış? Allah bunu senin için yarattı. Bir toprak içerisinde kabukları farklı ve bazılarının da kabukları aynı. Mesela mandalina ile portakal aynı renk değil mi? Baktığın zaman ama ikisinin de tadı çok farklı. İkisinin kokusu çok farklı. Faydaları çok farklı. Bunları düşünse insanoğlu ve sonunda da dese ki ya Rabbi sana ne kadar şükretsem azdır. Dağlar, taşlar, yapraklar, denizdeki kumlar, denizdeki köpükler, denizdeki balıklar, şu ağaçlar, yaprakları, meyveleri adedince, geçmiş, gelecek ve mevcudattaki insanlar adedince, ya Rabbi sana sonsuz kere şükürler olsun dese, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacak çok büyük bir hareket yapmış olur. Ve dahası Allah o insanın üzerinde nimetlerini arttırır. Önümüze yemek geliyor. Bu çok tuzlu olmuş, bu çok acı olmuş, bu bilmem ne olmuş. Hava soğuk olur, buz gibi oldu. Hava çok bozuk. Bakın ifadelere dikkat edin. Hava bozuk ne demek ya? Ben şu yemeği sevmiyorum. Bu da çok ağır bir ifadedir. Ben bu yemeği sevmiyorum demek, Allahu Teala'nın yarattığı nimeti beğenmiyorum demektir. E ama yiyemiyorum. Heh, işte öyle söyle. Ben bu nimeti yiyemiyorum. Sevmiyorum olmaz. Nimeti sevmek zorundayız. Hele ki bir insan kabak sevmese, ona deseler ki ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabağı çok severmiş, aa ben de hiç sevmem dese, Allah Resulüne muhalif olduğu için Allah korusun günahkar olur. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevdi diye sırf onun hatırına bir lokma alınmaz mı ya? Efendimiz sevmiş, o yediyse ben de yerim diye ona böyle iltifat ederse
belki o vesileyle Allah seni affeder. Bilemezsin yahu. Bunlar küçük şeylerdir ama Allahu Teala vesile eder. Bak Musa Aleyhisselam zamanında ona hep karşı geldiler. Deniz yarıldı. Bütün kafirler öldü ama bir tanesi ölmedi. Ya Rabbi dedi, bu niye ölmedi? Bu da kafirdi, inanmıyordu. Ey Musa dedi, o sana benzetmeye çalışıyordu kendini. O Musa Aleyhisselam'ın taklidini yaparmış. Musa Aleyhisselam peltek imiş. Onun taklidini yaparmış böyle Musa Aleyhisselam'ın. Mevla diyor ki, o sana kendini benzetmeye çalışıyordu. Ya. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen suhuflarda da, Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de nimeti tefekkür et, nimete karşı bak, elindeki imkanları gör ve şükret. Aksi halde gözün yükseklerde olursa devamlı isyanda olursun buyuruyor sevgili kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam ve Zülkarneyn Aleyhisselam'ı ve bir de onun veziri Hızır Aleyhisselam'ı 7 kuyu hadisesinde kendisine hakem tayin ediyor. İbrahim Aleyhisselam Babil'den, yani diğer namıyla Şanlıurfa'dan hicret ettiği zaman kendisine iman eden müminlerle beraber Filistin'e geliyor. Orada ıssız bir bölgeye yerleşiyor. Hiç kimsecikler yok. İbrahim Aleyhisselam burada 7 kuyu kazıyor. O kuyulardan çok güzel, çok tatlı ve çok bol su çıkıyor. O sular hem kendilerine hem de hayvanlarına yetiyordu. Tabi Filistinliler bu kuyulardan haber alınca İbrahim Aleyhisselam'ı ve bir de onun ümmetine rahat vermediler. Müslümanların çobanlarına zulmettiler. O kuyuları zorla Müslümanların elinden almaya çalıştılar. Ve Filistinliler zorla Müslümanlardan o kuyuları aldılar sevgili kardeşler. İbrahim Aleyhisselam Müslümanlarla beraber oradan göç ediyor. Başka bir yere. Yine Filistin'e, ama Filistin'in başka bir bölgesine, yine ıssız bir bölgesine göç ediyor. Orada da kuyu kazıyor. O kuyulardan da tatlı sular çıkıyor. Evlerini inşa ediyorlar. Ama Filistinliler bunu duyunca yine gelip Müslümanlara rahatsızlık verdiler. Ve Filistinliler o bölgenin devlet ve krallarının desteğiyle Müslümanları o kuyuların başlarından uzaklaştırdılar. İbrahim Aleyhisselam Filistin'de üçüncü bir ıssız, mamur olmayan, hiçbir şekilde insan yaşamayan bir bölgeye geldi. Orada da kuyular kazdı. Yine tatlı sular çıktı. Filistinliler yine Müslümanlara rahat vermiyor. Hem de devlet askerlerinin elleriyle Müslümanları oradan çıkarmaya çalıştılar. Zor kullandılar, zulmettiler. İbrahim Aleyhisselam Zülkarneyn Aleyhisselam'a haber gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam, Zülkarneyn Aleyhisselam ve kendisiyle Filistinliler arasında hakem olmasını istiyor. Ve Zülkarneyn Aleyhisselam koca ordusuyla beraber Filistin'e geliyor. Askerlerinin başında Hızır Aleyhisselam da var. Büyük bir haşmetle, büyük bir azametle geldiler. Filistinliler ve onların kralları kaçacak yer aradılar. Çünkü Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ordusu meşhurdu. Eğer o ordu bir yere girdiyse, o ordunun dediği olmazsa karşılarında durulması imkansızdı. Son çare, İbrahim Aleyhisselam Zülkarneyn Aleyhisselam'ı çağırıyor. Ve Zülkarneyn Aleyhisselam'ın teyze çocuğu Hızır Aleyhisselam'la beraber ordu Filistin'e giriyor. Dedim ya, kralları kaçacak yer aradılar. Filistin'e gelirken de yollarının üzerinde bulunan bütün krallıkları, bütün beylikleri, bütün devletleri fethetti Zülkarneyn Aleyhisselam. Kendilerine tabi etti. Ve Filistin'de meclis kuruluyor. Filistinlileri İbrahim Aleyhisselam'ın
huzuruna çağırıyor Zülkarneyn aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam şöyle diyor onlara: kazılan kuyuların suları bize de yeter, size de yeter. Bu kuyulardan bizim hayvanlarımız da faydalansın, sizin hayvanlarınız da faydalansın. Filistinliler önce yumuşak gördüler. Müslümanın, Zülkarneyn aleyhisselamın o güzel yanaşmasından cesaret alarak, kazılan kuyular bizimdir, çünkü bu topraklar bizimdir dedi. Burada kazılan kuyudan çıkan sular da bizimdir. Siz burayı terk edin. Zülkarneyn aleyhisselam şöyle sordu onlara: bu kuyuları siz mi kazdınız? Hayır. Peki daha önce bu yerler mamur muydu? Yani buralarda bir inşa edilmiş bir yer var mıydı? İnsanlar yaşıyor muydu? Hayır. Su olmadığı için buralarda hiç kimse yaşamıyordu. Peki bu kuyuları kim kazdı? Bu kuyuları ve daha önceki kuyuları Müslümanlar kazdılar dedi. Zülkarneyn aleyhisselam şöyle buyurdu: öyleyse bu yerler ve kazılan kuyular Müslümanlarındır. Çünkü sahipsiz bir yeri kim mamur ederse yer onundur. Sahipsiz bir yerde kim kuyu kazarsa o kuyu ve onun suyu onundur dedi. Ve ben son olarak askerlerimle buralara el koyuyorum. Buraları İbrahim aleyhisselam ve onun ümmetine veriyorum dedi. Filistinlilerin kralları Zülkarneyn aleyhisselamın karşısında tir tir titriyorlar. Mümkün değil, o orduya kafa tutabilmek mümkün değil. Aklı olan bir insan tutamaz zaten. Çünkü Zülkarneyn aleyhisselama Allahu Teala kendi, yani insanlık gücünden daha fazla bir güç nasip etmişti. Ve İbrahim aleyhisselam orada mescitler inşa ediyor, misafirhaneler yapıyor. Ve İbrahim aleyhisselamın duaları ile Mekke-i Mükerreme'den ayrılıveriyorlar. Ne hikmettir bilinmez, anlaşılması çok zor. Fakat Hazreti Zülkarneyn ile Hızır aleyhisselam doğudan önce batıya yöneliyorlar. Güneşin tersine gidiyorlar. Güneş ışınlarından önce onlar batıya ilim, nur, irfan, adalet götürdüler. Vardıkları yerde kafirleri hak dine davet ettiler. Hak dini kabul edenlere ilişmediler. Onlara dini bilgiler öğretecek bilginler, alimler, orada adaleti temin edecek hukuk alimlerini bıraktılar, yollarına devam ettiler. Hızır aleyhisselam bir taraftan da savaş tekniklerini geliştiriyor. Diğer taraftan talebe okutuyor, bilginler, hukukçular yetiştiriyor. Bakın nereden bakarsanız bakın, okuma her devirde vardır. Okuma olmadan olmuyor. Batının en ücra köşesine vardıklarında bir kavim gördüler. Vahşi bir kavim. Hayvan derisinden elbise giyen, denizin dışarıya attığı balık cinsinden şeyleri yiyerek geçinen bir millet gördüler. Bu vahşi kavme güzel muamele ettiler. Onlara iyi davrandılar. Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini anlattılar. Bir kısmı iman ile şereflendi ama diğer bir kısmı biz atalarımızı bu hal üzere gördük dediler. Kusura bakmayın, onların yolundan çıkmayız dediler. Vahşi hayata devam etmek istediler. Hazreti Zülkarneyn Hazreti Hızır'a soruyor: bu iman etmeyenleri, bu bilgi, medeniyeti, bu insanlığı kabul etmeyen, bu batının bu vahşi insanlarına nasıl muamele edelim? Hızır aleyhisselam, biz Allah'ın hükmünü, tebliğ görevimizi yerine getirdik. Birçoğu dinini kabul etti. Biz bunları bu halde bırakıp gidersek, diğerleri iman edenleri bozarlar. Dininden geri döndürürler. Savaşmamız gerekir dedi. Ve inanmayanların üzerine yürüdüler. Zülkarneyn aleyhisselam siyah sancağını çekiyor, onları karanlıkta bırakıyor. Aydınlıkta savaştığı zaman Zülkarneyn aleyhisselam, siyah sancağı çıkarır çıkarmaz Allah'ın verdiği güçle, hikmetle her taraf düşmanın üzeri kapkaranlık zifiri olurdu. Ve bu güçle, bu avantajla Zülkarneyn aleyhisselam da düşmanı hemen mağlup ederdi. Ve düşman ne edeceğini bilemedi. Yaşlıları toplandılar. Bunların dinini kabul etmekten başka çıkar yolumuz yok dediler.
Gençler karşı çıktı. Korktunuz mu dedi. Yok hayır korkmadık dedi. Ama dedi bu padişah herhangi bir padişaha benzemiyor dedi. Bu ordu herhangi bir orduya da benzemiyor. Hele hele ordunun komutanı sadece bir komutan değil dedi. Görmüyor musunuz dedi. Bunlar dinlerin güzelliklerini anlattılar bize. Zor kullanmadılar bize. İsteseler buraya gelir gelmez hepimizi kılıçtan geçirebilirlerdi. Ama merhametle muamele ettiler. Şefkatle bize yanaştılar. Hem de bunların çağırdığı şey güzelliktir dedi, iyiliktir dedi. Onların dinlerini kabul eden kardeşlerimiz şimdi çok mutlular dedi. Gelin bu gönüllerine sevgi saygı gösterelim. Onlara teslim olalım. Öyle zannediyorum ki kerem ve iyilik sever insanlar bizi affederler dedi. Başka çıkar yolumuz da yok zaten dedi. Bunlara karşı gelirsek sonumuz da ölümdür. Gençler boyun büktüler ve ihtiyarlar heyeti Hızır Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyor. Pişmanız diyor. Hak dini kabul ediyoruz. Bize dini arz edin, bize dini anlatın diyor ve onlar da Müslüman oluyorlar. Ve gide gide Hindistan'a gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ülke ülke geziyoruz beraber. Hindistan'a ulaştılar. Hindistan'da Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indiği dağın üzerine çıktılar. Adem Aleyhisselam'ın ilk yeryüzüne indiği o dağın üzerine çıktılar ve dağın zirvesinde durdu bütün ordu. Etrafa baktılar. Hep ağaçlık. Gözler yeşilliklerden başka bir şey görmüyor. Hızır Aleyhisselam, Zülkarneyn Aleyhisselam'a şöyle dedi. Burada insanların ayak izleri var dedi. Burası Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne ilk indiği yerdir. Neresiymiş orası? Hindistan. Hatta Adem Aleyhisselam'ın büyük bir ayak izini Hızır Aleyhisselam Zülkarneyn Aleyhisselam'a gösteriyor. Bu diyor ayak izidir Adem Aleyhisselam'ın. Bu çevresindeki ağaçlar, bu kurumuş ağacın altında kırmızı sular, şu büyük hurma ağacının dalına asılı olan bir kağıt da vardır diyor, olması gerekiyor. Çünkü dedim ya Hızır Aleyhisselam'a Allah tarafından gizli ilim verilmişti. Yoksa Hızır Aleyhisselam oraya gitmemişti. Ama Allah-u Teala ona kendi fazl-ı kereminden ledün ilmi vermişti. Hurma ağacında bir kağıt olacak dedi ve ağacın büyük dalına büyük bir varak, yani üzeri yazılı bir mektup vardı. Hızır Aleyhisselam o mektubu alıyor. O mektup sevgili kardeşlerim Adem Aleyhisselam'dan yazılmıştı. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala Hazretlerinin ismiyle. Bu beşer babası Adem Aleyhisselam'dan bir yazıdır. Ey zürriyetim, erkek ve kız evlatlarım, size benim sizin düşmanınız İblis şeytandan sakınmanızı tavsiye ederim. Bakın babamızdandır bu mektup. O şeytan ki onun sözleri çok yumuşaktır, tatlıdır. Onun vesveseleri fisku fucur doludur. Şeytan beni Firdevs cennetinden dünya toprağına indirdi. Bakın ben şeytanla baş ederim demeyin. Şeytan da kimmiş kardeşim demeyin. Sen kimsin yahu? Asıl o soruyu kendine sorman lazım. Ben kimim? Basite alınacak bir şey değildir şeytan. Kurnazdır. Herkese aynı yoldan gelmez. Zaafını bulur. Oradan yanaşır. Ben Firdevs cennetinden ilk buraya dünya toprağına indim. Buraya düştüm. Tek bir hata sebebiyle tam 200 sene bana iltifat olunmadı diyor. Allahu Ekber. Bakın insanlığın ilk atası, ilk insan, ilk peygamber 200 sene boyunca hata sebebiyle indiği o dünyadan 200 sene boyunca ağlıyor, sızlıyor. Rabbimin nazarından mahrum kaldım. Allah bana iltifat etmedi diyor. Bana karşılık vermedi. Yeryüzünde dersler yaptım diyor. Ve bunlar benim izlerimdir diyor. Bu ağaçlar benim gözyaşlarımdan dolayı yeşerdi diyor. O koca ağaçlar benim gözyaşlarımdan dolayı yeşerdi diyor Adem babamız. Ve bu toprakta benim şu anda diyor sizin üzerinizde olduğunuz toprak benim tövbe ettiğim topraktır diyor. Tövbe ile yatıp kalktığım yerdir diyor. Onun için sizler de daha günah işlemeden, pişman olmadan önce
Allah-u Teala Hazretlerine tövbe edin. Ölüm meleği size koşmadan siz Allah-u Teala Hazretlerine koşun, ona yönelin. Siz amelleriniz takdim olunmadan önce Allah-u Teala için salih ameller takdim edin. Adem Aleyhisselam'ın ayak bastığı, oturduğu yeri ölçüyorlar sevgili kardeşlerim. Bakın, Adem Aleyhisselam'ın ayak bastığı yer 180 mil. Yani bizim Türkçe hesabımızla, kelimelerimizle 290 kilometre Adem Aleyhisselam'ın ayak bastığı yer. 290 kilometre. Yani buradan Bursa'dan İstanbul bile değil. Daha fazla. Hatta denilir ki Adem Aleyhisselam'ın dünyada bastığı her yer şehir olacaktır. Şehir olmuştur. Ve 900 ağaç Adem Aleyhisselam'ın gözyaşlarından dolayı yeşeriyor. 900 tane ağaç Adem Aleyhisselam'ın gözyaşlarından dolayı yeşeriyor. Ama şöyle de bir olay var. Kabil Habil'i öldürdüğü zaman bu ağaçlar kuruyor, hatta ağaçlar kırmızı kan alıyor. İlk işlenen cinayet yeryüzünde işlendiği zaman o ağaçlar kırmızı kan alıyor. Ağaçların köklerinden kan gibi kırmızı su akıyor. Zülkarneyn Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam bu sohbetten sonra haydi gidelim dedi. Bundan böyle kesinlikle dünyevi bir şey talep etmeyeceğim dedi Zülkarneyn Aleyhisselam. Ve gelelim oradan Kudüs'e. Mübarek şehir Kudüs. Uzun yıllar süren Batı'nın fethinden sonra geri dönüyor ordu. Batı'ya gerekli olan ilmi, adaleti, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, insanlığı yerleştirdikten sonra Batı'ya onları güzel idare edecek, adaleti sağlayacak, hak hukuk sahibi, insan sevgisiyle dolu idareciler, yargıçlar yerleştirdikten sonra Zülkarneyn Aleyhisselam ve onun vezir komutanı Hızır Aleyhisselam vesilesiyle sevgili kardeşlerim geri dönüyorlar. Kudüs'e dönecekler. Mübarek bir şehir olan Kudüs daha sonra Süleyman Aleyhisselam tarafından inşa edilen Beyt-i Makdis, Kabe ve Mescid-i Nebevi'den sonra yeryüzünün en kutsal mescididir Kudüs. Bugün Kudüs deyip geçmemek lazım. Kudüs'ü iyi anlamak lazım. Kudüs çok farklı bir yerdir. Mescid-i Nebevi'den, Beyt-i Makdis'ten, Kabe'den sonra Müslümanların hatta yeryüzünün en kutsal mescididir. Mescid-i Aksa için Efendimiz şöyle buyuruyor, bakın. Kim sevabını Allah'tan dileyerek Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederse, Allah ona 1000 şehidin mükafatını verir. Onun cesedini cehennem ateşine haram kılar. Ama ne için gideceksin? Bu hadisi duydun ya, Allah rızası için gidip de Mescid-i Aksa'yı ziyaret edersen 1000 şehit mükafatı veriliyor, onun cesedini de cehennem ateşine haram ediyor. Mevla Celle Celaluhu. Ve kim bir alimi ziyaret ederse, hadisin devamında, Ruhul Beyan tefsirinde vardır bu, 1. cilt 209. sayfada. Kim bir alimi ziyaret ederse, o kişi sanki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş gibi sevap alır. İşte bu hadis-i şerifte Mescid-i Aksa ile beraber ilim ve alimlerin de önemi ortaya çıkıyor sevgili kardeşlerim. Tabi Zülkarneyn Aleyhisselam bütün askerlerini Hızır Aleyhisselam'a teslim ediyor. Hızır Aleyhisselam onları motive ve ruhen yeni fetihler hazırlamaya çalışıyor. Onları eğitiyor. Kudüs-ü Şerif'te uzun süre kalıyorlar. Sonra Büyük Doğu Seferi'ne gidiyorlar. Ve burada Hızır Aleyhisselam'ın bir keşfi açılıyor sevgili kardeşler. Dünyaya ayrı bir pencereden bakıyor Hızır Aleyhisselam. İnsanların görmediklerini görüyor. Onların duymadıklarını işitiyor. Onların bilmediklerini öğreniyor. Seyre dalıyor, gökleri seyrediyor. Bazen başını bir kaldırdı mı Hızır Aleyhisselam saatlerce göklere bakarmış. Hatta oranın eşrafı, diğer komutanlar bu neye bakıyor diye kendi aralarında mırıldanırmış. Kimse cesaret edip de ona neye baktığını da soramazmış. O ise bakmakta olduğu o güzel manzaralara baktıkça aşka geliyor, vecde kapılıyor.
Arş-ı Ala'daki o esrara baktıkça kendinden geçiyor. Allah'ın büyüklüğü karşısında secdelere kapanıyor. Hele bir gün Arş-ı Ala'da nurdan yazılmış bir yazı gördü. O yazı neydi biliyor musunuz? Hızır Aleyhisselam, işte mesele duası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olması burada başlıyor. Hızır Aleyhisselam'ın bir yazı görüyor. Arş-ı Ala'da nurdan yazılmış bir yazı. O yazı bizim her gün 5 vakitte kıldığımız 40 rekat namazda okuduğumuz Fatiha suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinassıradalmustakim. Sıradallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağlubi aleyhim velallin. Ne demek? Hamd alemlerin Rabbine mahsus. O Rahmandır, Rahim'dir, ceza gününün malikidir. Ve ne diyoruz? Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet ederiz. Sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet diyoruz. Hidayete ilet bizi. Kendine nimet verdiğin kimselerin yolunu, gazaba uğrayanların, sapmışların yolunu değil, nimet verenlerin yolunu ver bize diyoruz. Ve Hızır Aleyhisselam bu ayeti kerimeleri, bu sure-i şerifeyi gökyüzüne, arş-ı alaya baktığında şevk ile okuyor, sonra bir daha okuyor, bir daha okuyor. Mübarek Fatiha-i Şerife'nin aşkı ile de kendinden geçiyor. Sonra da Allah'a ne diyor biliyor musunuz? Ya Rabbi diyor, bu mübarek Fatiha suresini bana indir. Hitabı izzet geliyor Allah'tan. O sureyi ahir zamanda gelecek olan Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inzal edeceğim. Öyle büyük bir sure ki Fatiha suresi. Öyle büyük bir hikmeti var ki, öyle büyük fazileti var ki, Hızır Aleyhisselam ağlamaya başlıyor. Günlerce Allah'a yalvarıyor. Bakın, bir gün, iki gün değil, günlerce Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi, o zaman beni Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyle diyor. O yüce zata ümmet olma şerefini bana ver ya Rabbi. Bakın, Hızır Aleyhisselam'ın istediği bize nasip oluyor. Ne kadar kıymetli olduğumuzu buradan bir kez daha anlamamız lazım. Ümmeti Muhammed'in fazileti çok büyüktür. Kendilerine çünkü ümmetlerin en hayırlısı diyor Allah. Bizim için öyle buyuruyor. Ve Hızır Aleyhisselam da diyor ki, kendilerine ümmetlerin en hayırlısı dediğin ümmeti merhumeden olmak istiyorum. Ya Rabbi, duamı kabul et. Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselama ümmet et diyor beni. Beni onun hürmetine duamı kabul edip ona ümmet et diyor. Allahu Teala kendisine candan, gönülden yalvaran kullarının elbette duasını kabul ediyor. Ve onun da duası kabul olmuştur. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah, Hızır Aleyhisselam'ın kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yetişmesi, ona ümmet olama şerefine nail olması için ona ab-ı hayat denilen hayat suyunu içmesi vesile ediliyor. Hayat suyu ne demektir? Ab-ı hayat suyu dirilik suyudur arkadaşlar. Yeryüzünde ab-ı hayat vardır. O sudan içen kimse kıyamete kadar hayatta kalacaktır. Hızır Aleyhisselam ondan içtiği için hayattadır. İlyas Aleyhisselam'ın da bundan içtiği rivayet ediliyor. Ama Süleyman Aleyhisselam'a bu su söylendiği zaman Süleyman Aleyhisselam bu mübarek suyu içmek istememiştir. Yani kıyametin sonuna kadar yaşamayı istememiştir Süleyman Aleyhisselam, ki yeryüzünün en zenginlerinden bir tanesi idi. Ama Hızır Aleyhisselam'a nasip oluyor. Peki nasıl nasip oluyor? Vaktimiz var mı? Var. Devam edelim o zaman. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın meleklerden arkadaşı vardı. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Allahu Teala meleklerden arkadaş vermişti. Onlardan bir tanesinin adı da Zerafil idi. Zerafil Aleyhisselam
zaman zaman Zülkarneyn aleyhisselamın yanına gelir, onunla sohbet ederdi. Bir gün yine Zülkarneyn aleyhisselamın yanına geldi, ona selam verdi. Zülkarneyn aleyhisselam kendisine sordu, dedi ki, ''Ey Zerafil, şükür ve ibadetini çok olması için uzun ömre sebep olmanın yollarını biliyor musun?'' dedi. Yani öyle bir uzun ömrüm olsun ki, şükrüm, ibadetim, taatim çok olsun dedi. Dedi ki, ''Benim bu hususta bir malumatım yoktur.'' dedi Zülkarneyn aleyhisselam. ''Ama senin için bunu gökteki meleklere sorarım.'' Zerafil aleyhisselam göğe çıkıyor. Allah-u Teala'nın dilediği kadar, Celle Celaluhu'nun dilediği kadar gökte kalıyor. Sonra gelip diyor ki Zülkarneyn aleyhisselama, ''Senin bana sorduğun soruyu ben gök ehline, meleklere sordum. Bana dediler ki, zulmetler yani karanlıklar içerisinde Allah-u Teala'nın bir su pınarı var. O pınarın suyu kardan beyazdır. Normal bir su gibi şeffaf değil. Kardan beyazdır, baldan da daha tatlıdır. Kim bu pınardan bir yudum su içerse, kendisi Allah-u Teala Hazretlerinden ölümü istemedikçe ölmez. Ta bu şekilde kıyamet sabahına kadar yaşar dedi. Tabi Zülkarneyn aleyhisselam bunu duyunca yeryüzünün alimlerini topladı. Onlara sordu, dedi ki, siz karanlıklar içinde bulunan bir pınarın yerini biliyor musunuz dedi. Alimler dedi ki, hayır biz bilmiyoruz. Orada bulunan genç bir adam ayağa kalkıyor, dedi ki, ey melik dedi, sen onu ne yapacaksın? Zülkarneyn aleyhisselam dedi ki, benim ona ihtiyacım var. Dedi ki, ben o pınarın yerini biliyorum. Nereden biliyorsun? Adem aleyhisselamın vasiyetlerinden biliyorum dedi. Onların vasiyetlerini okudum. Orada yazılı buldum diyor. Allah-u Teala Hazretleri güneşin doğduğu yerde karanlıklar içerisinde bir pınar yarattı. O pınarın suyu sütten daha beyaz, baldan da daha tatlıdır. Kim o sudan içerse kendisi ölümünü istemedikçe vefat etmez. Zülkarneyn aleyhisselam olduğu yerden tam 12 sene boyunca yol gidiyor. Güneşin doğduğu yere varıyor. Alimleri topluyor. Alimlere diyor ki, ben sizinle beraber bu zulmete yani bu karanlığa girmek istiyorum. Askerler, alimler diyor ki, senden önce hiçbir Adem oğlunun girmediği bu yola biz girmeye korkuyoruz diyorlar. Allah-u Teala'ya sığınırız diyorlar. Zülkarneyn aleyhisselam diyor ki, benim bu karanlığa girmem gerekir. Askerler de, alimler de bu karanlığa girmekten Allah'a sığınırız diyorlar ikinci defa. Bu karanlığa girdiğimizde buradan sağ salim çıkmaktan da korkuyoruz diyorlar. Çünkü herhangi bir yol bulamayız diyor. Yeryüzünde fesadın çıkmasından da çıkmamasından da emin değiliz. Yani bir fitne fesat da çıkabilir diyor buraya girersek. Fakat Zülkarneyn aleyhisselam, ben mutlaka gireceğim dedi. Dediler ki, nasıl gireceksin? Hangi hayvanın gözleri daha keskindir dedi Zülkarneyn aleyhisselam. Dedi ki, atın gözleri daha keskindir. Hangi atın gözü daha keskin? Dediler ki, dişi atın. Hangi dişi atın gözleri daha keskindir? Dediler ki, hiç doğurmamış olan dişi atın. Zülkarneyn aleyhisselam da hiç doğurmamış 6000 dişi at buluyor ve Hızır aleyhisselamı 2000 atlının üzerine komutan olarak veriyor ve onları öncü kuvvetler olarak, yani önden Hızır aleyhisselamı gönderiyor, karanlığa salıyor. Hızır aleyhisselama diyor ki, sen benim önümde yürü. Hızır aleyhisselam kendisine diyor ki, ey melik diyor, ben bu insanların hep topluca yol yürüyebileceklerini sanmıyorum diyor. Bazıları yollarını kaybedebilir diyor. Zülkarneyn aleyhisselam da diyor ki, ben sana diyor kırmızı bir boncuk vereceğim. Askerler yollarını şaşırdığı zaman sen bu boncuğu atacaksın. Bundan diyor ışıkla ses çıkacak. O ses ve ışıkla da diyor askerler senin çevrende toplanacaklar ve seni bulacaklar. Zülkarneyn aleyhisselam yerine insanlara idareciler, halifeler tayin ediyor ve onlara 12 sene burada kendilerini beklemesini söylüyor. Hızır aleyhisselama kendisinin önünde karanlığa dalmasını emrediyor. Yani önce sen git diyor, benim önümden sen git diyor. Hızır aleyhisselamın ardı sıra yürüyor. Hızır aleyhisselam karanlıklar içerisinde gidiyor, bir konaklama menziline vardığı zaman orada duruyor, konaklıyor.
Zülkarneyn Aleyhisselam gelip kendisine yetiştiği zaman Hızır Aleyhisselam yine yola koyuluyor. Başka bir menzilde konaklıyor, yine bekliyor. Kendisine yetiştiği zaman Zülkarneyn Aleyhisselam yine devam ediyor. Yani bu hal üzere yollarına devam ettiler. Aylarca yol yürüdüler. Tabi askerler yollarını şaşırdı, ordu dağıldı. Hızır Aleyhisselam'ın yanında hiç kimse kalmadı. Hızır Aleyhisselam elindeki boncuğu havaya atıyor. Boncuk ışıldıyor, ışık veriyor. Her taraf aydınlanıyor, sesler çıkıyor, şimşekler gibi sesler veriyor ve her taraf gündüz gibi aydın oluyor. Hızır Aleyhisselam bir bakıyor ki kendisi pınarın hemen üzerinde. Görmek, almak, içmek isteyen Zülkarneyn Aleyhisselam'dı. Fakat Hızır Aleyhisselam kendisini pınarın o vadinin içinde buluyor. Hızır Aleyhisselam vadiye iniyor, elbiselerini çıkarıyor, pınarın içine giriyor. Ab-ı Hayat pınarından kana kana içiyor, yıkanıyor, gusül abdesti alıyor, çıkıyor, giyiniyor, iki rekat namaz kılıyor. Ve Allah-u Teala'ya hamdü senalar ediyor. Sonra boncuğu eline alır, yoluna devam eder. Zülkarneyn Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'ın bulunduğu yolun dışında başka bir yola girmiş. Allah nasip etmeyecek ya. 6 ay gece ve gündüz yol yürüdüler. Bu karanlık gece, aynı gece karanlığı gibi değil, daha da farklı bir karanlık, böyle toz dumandan meydana gelen bir karanlık gibiydi diyor. Yol yürüdüler, nurani bir yere geldiler. Orada ayla güneş yoktu ama çok aydın bir yerdi diyor. Zülkarneyn Aleyhisselam askerlerini topluyor, orada konaklamalarını emrediyor. Kendisi tek başına yola devam ediyor ve bir saraya ulaşıyor. Sarayın uzunluğu fersah fersah büyük. Sarayın içine giriyor, sarayı kuşatan direkleri görüyor. Tabii çok acayip bir saray. Birçok kuş görüyor. Kuşun burnunda da bir zincir var. Çok garip bir olay yaşanıyor burada da. O zincir bir direğe bağlı. O kuş da diyor baykuşa benziyor. Veya onun büyüklüğünde bir kuş diyor. Soruyor kuş Zülkarneyn Aleyhisselam'a. Sen kimsin? Diyor ki ben Zülkarneyn'im. Peki diyor, senin zulmete kavuşuncaya kadar elde ettiklerin, gördüklerin sana yeter diyor. Bana haber ver diyor o zaman Zülkarneyn Aleyhisselam. Kuş ona soru soruyor. İnsanların arasında kerpiç evler, yani tuğladan yapılmış, eskiden kerpiç derlerdi. Kerpiç evler, kireçli, boyalı evler çoğaldı mı diyor. Zülkarneyn Aleyhisselam diyor ki ta o zaman bak ki Zülkarneyn Aleyhisselam 1600 sene yaşamıştır sevgili kardeşlerim. 1600 sene ömür sürmüştür. Kuş sordu ona, dedi ki o kireçli boyalı evler çoğaldı mı? Evet çoğaldı dedi. Bu cevap üzerine kuş şişmeye başladı. İki duvarın arasındaki o açığın üçte birini kapatacak kadar şişti. Sonra kuş dedi ki insanlar arasında eğlence çoğaldı mı? Evet çoğaldı dedi. Kuş iki duvarın arasındaki o boşluğun üçte ikisini dolduracak kadar şişti. Sonra yine seslendi kuş, dedi ki insanlar arasında yalan söylemek, yalan yere şahitlik yapmak çoğaldı mı? Evet deyince kuş öyle bir şişti ki diyor duvarı tamamen kapattı diyor. Sonra tekrar sordu. İnsanlar arasında dedi la ilahe illallah, Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Şehadeti terk edildi mi? Hayır dedi, terk edilmedi, söyleyenler var. Kuş üçte bir küçülmeye başladı. Zülkarneyn Aleyhisselam'a bir daha sordu. İnsanlar cenabetten yıkanmayı terk ettiler mi? Hayır dedi Zülkarneyn Aleyhisselam. İnsanlar gusül abdestini alırlar dedi. Yıkanırlar. Kuş üçte iki kadar daha küçüldü ve son olarak dedi ki insanlar farz olan ibadetleri, yani üzerine yazılan namazı, orucu vesaire terk ettiler mi? Zülkarneyn Aleyhisselam dedi ki hayır. Kuş daha önce olduğu eski haline geldi. Sonra kuş ona dedi ki, ey Zülkarneyn, bu merdivenlerden yukarıya doğru çık. Yukarıda sorularını soracağın biriyle karşılaşacaksın. Tabi Zülkarneyn Aleyhisselam o merdivenlerden yükseliyor, çevresi görülmeyen bir düzlüğe çıkıyor, çok uzun, çok geniş. Orada genç bir kişi görüyor, insan görüyor. Gözlerini göğe dikmiş, öylece duruyor. O kişi elini ağzının üzerine koymuş, bir ayağını ileriye atıyor, diğer ayağını da geriye atıyor. Ona sordu, dedi ki sen kimsin? Dedi ki ben Zülkarneyn'im.
O zat dedi ki, ey Zülkarneyn, senin geride gördüklerin sana yeter. Kuştan bahsediyor. Sen sonunda zulmeti kat ettin, bana kadar geldin, ulaştın. Sen kimsin dedi. Dedi ki, ben sur sahibiyim, İsrafil aleyhisselamım. Görüyorsun dedi, bir ayağımı ileri attım, bir ayağım geride. Sur benim ağzımın üzerindedir dedi. Gözlerim de semadadır. Rabbimin emrini bekliyorum. Sonra İsrafil aleyhisselam oradan bir taş aldı, Zülkarneyn aleyhisselama verdi. Ve dedi ki, daha fazla durma, geri dön buradan. Çünkü dedi, bu taş senin istediğin ve aradığın şeylerin haberini, tevilini sana verecektir dedi. Zülkarneyn aleyhisselam geri dönüyor sevgili kardeşlerim. Askerlerin yanına geliyor. Başından geçenleri anlatıyor. Tabi meleklerle görüşmesini, bütün detayları anlatıyor ama bütün alimler hiçbir şey anlamıyorlar. Diyorlar ki, bu taştan diyor ne oldu, nasıl bir mesaj verildi sana, biz hiçbir şey anlamadık. Bu taş hakkında malumatı olan var mı diyor, onu da bilmiyorum diyor alimler. Tabi taşı incelediler, kimse bir şey anlamadı. Sonra biri dedi ki, bu taşı tartalım dedi. Taşı terazinin bir kefesine koydular. Diğer tarafta da onun büyüklüğünde başka bir taş koydular. İsrafil aleyhisselamın verdiği taş ağır geldi. O taşın büyüklüğünde iki taş koydu, yine küçük taş ağır geldi. Üç taş koydular, yok olmuyor. En son kocaman bir kaya getirdiler. Birkaç kişinin zoruyla yerinden zor hareket edebilen o kayayı terazinin bir ucuna koydular. Diğer tarafta İsrafil aleyhisselamın verdiği küçük bir taş vardı. Ama İsrafil aleyhisselamın küçük taşı daha ağır bastı sevgili kardeşlerim. Bu hikmete bir mana veremediler. Dediler ki, bu taş sihirlidir. Hızır aleyhisselam da oturmuş onlara bakıyor. Sükût ediyor, tefekkür halinde. Ne yapacaklar acaba diye. Tabi Zülkarneyn aleyhisselam işin içinden çıkamayınca Hızır aleyhisselama başvuruyor. Hızır aleyhisselama diyor ki, bu taş hakkında senin bir malumatın var mı? Ne demiştik? Hızır aleyhisselama gizli ilimler veriliyor. Evet dedi, o taş hakkında benim bir malumatım vardır. Alimler tabi sevindiler. Hızır aleyhisselam eline o taşı aldı, terazinin bir gözüne koydu, terazinin diğer gözüne de o taşın büyüklüğünde bir taş koydu. Sonra da yerden bir avuç toprak aldı, dünya taşının olduğu göze koydu. Dünya taşı İsrafil aleyhisselamın verdiği taşa eşit ağırlıkta oldu, oynamaya başladı, denk geldi. Terazinin her iki gözü de birbirine denk oldular. Tabi alimler secdeye kapandılar. Sübhanallah dediler. Bu konuda bizim herhangi bir malumatımız yoktu dediler. Zülkarneyn aleyhisselam soruyor tabi. Bunun hikmetinden bana haber ver diyor. Bunun manası nedir diyor. Yani ne anlama geliyor? Hızır aleyhisselam dedi ki, ey melik, muhakkak ki gerçek sultan Allahu Teala hazretleridir. Allahu Teala mahlukatın üzerine kahirdir. Hükümleri mahlukatın üzerinde geçerlidir. Yok efendim, devlette geçmez, şurada geçmez, burada geçmez. Efendim, din camiye karışsın, mescide karışsın, oraya karışmasın. Devlete din karıştırılmaz, bilmem ne. Öyle bir şey yoktur. Bunu da diyen insan dinden çıkar, kafir olur. Dedi ki Hızır aleyhisselam, Allah'ın hükmü mahlukatının hepsinin üzerine geçerlidir. Ve Allahu Teala mahlukatının bazısını bazısıyla imtihan etti. İşte alimi alim ile imtihan etti. Bakmayın, alim alimi çok sevmez bazen. Ne diyor Malik bin Dinar Hazretleri? Hocanın herkese şahitliğini kabul ederim ama hocanın hocaya şahitliğini kabul etmem diyor. Kıskanma, haset daha çok alimler arasında meydana gelebiliyor. Cahili cahil ile imtihan etti diyor Allah. Öyle değil mi? Bugün bakıyorsun, olmadık şeylerden dolayı insanlar birbirini öldürebiliyor. En son bir rahatlama gelince adam öldürdü, astı, kesti, ceza yedi. Bu sefer kendi kendimize düşünüyoruz. Ya arkadaş, değdi mi? İşte cahil olmamak lazım. Yüce Rabbim nefsimize de her daim muhalif olabilmeyi cümlemize nasip etsin. Sonra diyor, alimi cahil ile imtihan etti. Şimdi cahil alimi yeniyor. Ne diyor İmam-ı Azam? Cahillerle girdiğim her tartışmayı kaybettim. Niye? Çünkü cahil doğruyu öğrenmek için tartışmıyor seninle. Kendi yanlışını senin üzerine koymak için tartışıyor. O yüzden ne diyor Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz?
girme cahil ile münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. Cahili de alim ile imtihan etti diyor. Allah-u Teala Hazretleri beni de diyor seninle imtihan etti. Seni de benimle imtihan etti diyor Hızır Aleyhisselam. Niye? Çünkü Ab-ı Hayat suyunu giderken o onun bir imtihan vesilesiydi. Doğru dedi Zülkarneyn Aleyhisselam. Haklısın ama bu taşın hikmeti, manası nedir dedi. Ben orayı tam anlayamadım. Hızır Aleyhisselam dedi ki bu taş İsrafil Aleyhisselam'ın sana verdiği bir darb-ı meseldir dedi. Yani nasıl? İyi düşün dedi. Ey Zülkarneyn, Allah-u Teala Hazretleri memleketleri, bütün yeryüzünü hepsini senin emrine verdi. Sen her yeri gezdin. Bütün meskun yerleri fethettin. Dünyada kimseye verilmeyen güç, kuvvet, mülk, saltanat sana verildi. Yine de senin gözün doymadı dedi. Sen daha fazlasını istedin, Ab-ı Hayat'ı aramaya başladın. Allah-u Teala Hazretlerinin saltanatından hiç kimsenin ulaşmadığı bir yere ulaştın. Gittin göklere kadar çıktın. İsrafil Aleyhisselam ile görüştün. Hiçbir insanın, cinnin ulaşamayacağı bir yere ulaştın. Orada İsrafil sana bir ders vermek istedi. İsrafil Aleyhisselam bu taşlar arasında ağır geldiği halde bir avuç toprak karşısında hafif olan bu taşı sana verdi. Ve aslında sana lisani hal ile şöyle dedi. İnsanın gözü asla doymaz ama insanın gözlerini bir avuç toprak doyurur. Ya. Muhakkak ki Ademoğlu üzerine toprak serilmeden ebediyen doymaz diyor. İnsan hep daha fazlasını istiyor. İnsan öldüğü zaman, insan üzerine toprak serpildiği zaman insan artık neyin ne olduğunu o zaman anlıyor. İşte bu taşın hikmeti budur dedi. Zülkarneyn Aleyhisselam tefekkür etti sevgili kardeşlerim. Düşündü, doğru söylüyorsun dedi. Bu misal ortada. Bundan böyle hiçbir memleketin peşine düşmeyeceğim. Ölünceye kadar bu yolculuğumdan başka asla bir daha yolculuğa çıkmayacağım dedi. Zulmetten çıkmak için harekete geçti ve yolda giderken sathı zebercet olan bir yere geldi. Burası da ayaklarının altında ordu bir hışırtı duyuyor ama tabii ne olduğunu bilmiyor. Dediler ki ey melikimiz bizim duyduğumuz bu ses nedir? Neye basıyoruz dediler. Zülkarneyn Aleyhisselam dedi ki ondan alın. Bu bastığımız şeyden alan da pişman olacak, almayan da pişman olacak. Kim aldı, kimi almadı. Kimi az aldı, kimi çok aldı. Zulmetten çıktıklarında bir baktılar ki aman Allah'ım zebercet almışlar. Çok değerli bir şey. Alanlar pişman oldu, keşke daha çok alsaydık diye. Hiç almayanlar daha çok pişman oldular, keşke biraz alsaydık diye. İşte bunlar hep bakın ahiretin örnekleridir. İnsanoğlu da ahirete gittiği zaman keşke daha çok ibadet yapsaydım diyecekler. Hatta Zülkarneyn Aleyhisselam Devmetül Cendel denilen yere geliyor. Oraya yerleşiyor. Karargahı orada. Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki Allah-u Teala diyor kardeşim Zülkarneyn Aleyhisselam'a rahmet eylesin diyor. Eğer Zülkarneyn Aleyhisselam zulmete girmeden önce zebercedi görmüş olsaydı o zebercedin hepsini insanlara çıkarırdı diyor. Çünkü kendisi dünyaya rağbet ederdi ama zebercede sahip olduğu zaman artık zahit olmuştu. Yani İsrafil Aleyhisselam'ın ona verdiği o hikmetli olaydan sonra artık zahit olmuştu. Dünyaya herhangi bir hacet ve ihtiyacı yoktu diyor. Devam edecek sevgili kardeşlerim. Allah nasip ederse Hızır Aleyhisselam'la beraber birçok güzellik anlatacağım sizlere. Hızır Aleyhisselam'la görüşenlerin listesini de okuyacağım sizlere. Kimler Hızır Aleyhisselam'la görüştü? Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere dönemin yani şimdi baktığımız zaman ta Ladikli Ahmet Hüdayi Kütsesuru'ya kadar her birinin Hızır Aleyhisselam'la sohbeti muhabbet oldu. İnşallah bunları sizlere zaman zaman anlatmaya çalışacağım. Allah nasip ederse bugün 3. bölümü anlattık. Bir önceki bölümleri kaçıranlar varsa YouTube kanalımız üzerinden Hüseyin Oruç sayfasından sevgili kardeşlerim Hızır Aleyhisselam 1. bölüm doğmadan önceki çocukluk hali orası da çok garip bir olay. Yani Hızır Aleyhisselam'da hep bilmediğimiz birçok şey öğreneceğiz aslında. Hızır Aleyhisselam'la beraber de işte yanında beraber bulundukları İbrahim Aleyhisselam, Zülkarneyn Aleyhisselam gibi birçok isimleri de bu şekilde öğrenmiş olacağız. Allah nasip ederse şayet.